bir gün yaşıyoruz. Kars Lojistik Merkezi'ne yaptığımız bağlantı yolu, iltisak hattı dediğimiz hattan ilk defa tren hareketi oldu. Ve bu bizim için hem mutlu, hem gururlu, hem güzel bir gün. Aynı zamanda da heyecanlıyız. Taşımacılıkta da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geliyor lojistik merkezle birlikte. Bu merkez ülkemize 412 bin ton bir taşıma kapasitesi kazandıracak. 400 bin metrekarede bir lojistik alan kazandıracak. Bu anlamıyla çok önemli. 150 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu Kars için önemli bir yatırım tutarıdır. Ekonomimize çok büyük bir katkıdır. Lojistik merkezle birlikte tabii biz sanayimizin daha da fazla gelişmesini, burada yatırım yapmanın, sanayi yatırımı yapmanın ve diğer yatırımlar yapmanın daha cazip hale geleceğini öngörüyoruz. Gel. Şarkı verin gelsin. Annemin orada yiyeceğim. Sana. Söyledim gelir o. Bekle bekle. Thank you.
Türkiye alelade sıradan taşımacılıktan lojistiğe geçişi öğrendi. Lojistik taşımasıyla, üretimiyle, ham maddesiyle, mamul maddesiyle bir bütün. Bu bütünü birlikte değerlendirmenin taşıma yöntemi. İşte Türkiye sıradan taşımacılıktan lojistiğe geçince de lojistik master planı çerçevesinde Türkiye'nin birçok yerinde benzer lojistik merkezlerini planladı. Bu da onlardan biri ve inşallah o büyük fotoğrafın bir parçası olarak burada lojistik merkezimiz çok daha anlamlı olacak. Ve Türkiye'nin diğer lojistik merkezlerinden en büyük farkımız burada gümrükleme işleminin yapılabilmesi ve Türkiye'den Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gidebilecek bütün yüklerin gümrükleme işleminin burada yapılabilecek olması ve oralardan gelen yüklerin de Türkiye'ye girişiyle ilgili gümrükleme işleminin yine de burada yapılması. Bu anlamda bu fotoğraf çok çok değerli. Bu fotoğrafın bir tamamlayıcısı yine sizlerle hep şahit olduğunuz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu demir ipek yolunu kesintisiz hale getirdi. Türkiye'nin yüklerinin Uzak Doğu'ya, Orta Asya'ya gitmesini sağladı. İşte ekonominin çarklarının dönmesi gereken bir dönemde sınır kapılarının kapatılması Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun sistemin içine girmesiyle bir sıkıntı yaratmadı. Tam tersine sadece bu salgın döneminde 138 bin ton yük taşındı Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla ki açıldığı günden bugüne 580 bin ton yük taşınmış. İşte bu lojistik merkezleriyle gelişen sistemlerle önümüzdeki dönemlerde artık milyonları konuşacağız. 580 bin ton çok güzel bir rakam ama artık milyonları konuşur hale geleceğiz. O yüzden Bakü-Tiflis-Kars'la birlikte bu proje birbirini tamamlıyor. İşte olayın ikinci etabı da bu. Bu da bizim için çok çok değerli. Şu anda lojistik merkeze giriyoruz. Türkiye dünyanın ortasında, ticaretin merkezinde. Her tarafa geçmek isteyenler, dünyanın bütün eksenini görmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Biz de tabiri caizse ulaşım açısından, yük taşımacılığı açısından bunu dezavantajlı değil, avantajlı bir hale çevirmemiz gerekiyordu.